Olay televizyon ekranlarından merhabalar değerli izleyenler Olay Sağlığın yeni bölümüyle karşınızdayız Bugünkü konumuz yine çok önemli kalp kalp konuşacağız. E, aslında biliyorsunuz e, dünyada hasta ölüm ölümlere sebep olan hastalıkların başında geliyor kalp hastalıkları. Dolayısıyla biz de bugün e, kalp damar hastalıkları nelerdir? Bunlara değineceğiz. tabii ki kardiyoloji ve e, cerrahi yöntemlerdeki yenilikleri de konuşmuş olacağız. Dolayısıyla konu kalp olunca şu an stüdyomuzda iki değerli konuğumuz var. Hem kardiyoloji uzmanımız hem de kalp cerrahımız bizlerle birlikte hemen takdim edeyim sizlere. Kalp cerrahımız Operatör Doktor Uğur Kaya, hoş geldiniz merhaba. hocam. Ve Kardiyoloji uzmanımız Operatör Doktor Şenol Doşkun, bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hoş hocam. Hoş bulduk, merhaba. E, hocam dediğim gibi konu kalp olunca aslında birbirini tamamlayan e, uzmanlık alanları evet. birlikte oluyor. Kardiyoloji ve cerrahi e, uzmanlığı. Dolayısıyla sizlerle bugün kalp sağlığı, kalp damar hastalıkları ve cerrahideki yenilikleri konuşacağız birlikte. Ben tabii öncelikle kalp damar hastalıklarına geleceğim. Fakat bu kardiyovasküler sistemden de biraz bahsetmek istiyorum. Yani Bu başlık altında duyuyoruz hep ve neleri kapsadığını belki de konuşmamız gerekiyor. Hangi hastalıkları, hangi alanları. isterseniz sizlerle başlayalım hocam. Nedir kardiyovasküler sistem, neleri kapsıyor? Şimdi e, kardiyovasküler sistem deyince e, geniş bir e, yapı karşımıza çıkıyor. Bunlardan en önemlisi kalbimiz yani hı hı. vücudumuzun ana pompası kanı vücutta devirdayım yapan e, temiz kanla kirli kanı e, vücutta e, akciğerlere gönderip temizleyen ana pompaya biz kalbimiz olarak evet. bakıyoruz. Herkesin kalbi ortalama kendi yumruğu kadar e, büyüklüğünde bir organ. E, ve e, damarlarımız da vücudumuzun her yerine ulaşan, her yerine ulaşan ve e, vücudumuzdaki organları besleyen e, kanı ileten sisteme de damarlar e, Hı -hı. diyoruz. Kalp damar hastalıkları ya da kalp damar sistemi bu şekilde. Yani kabaca vücudun dolaşım sistemine kalp damar, ...sistemi diyoruz. Evet. E, tabii kalp damar hastalıklarına... ...geliyoruz bu noktada hocam. E, Birçok hastalık var... ...bu noktada, bu başlık hı hı. altında. E, onlar, onlardan bazılarına... ...değineceğiz bugün zaten. Hem e, bu hastalıklara hem de... E, ...cerrahi uygulamalarına de, değineceğiz. E, sizden öncelikle bu hastalıkları da dinleyelim. Şimdi kalp, hasta, e, kalp damar hastalıkları... ...gerçekten çok önemli... Siz de biraz önce bahsettiniz dünyadaki ölüm nedenlerinin yaklaşık yüzde evet. 40 ve birinci nedeni. Hatta buna beyin damar hastalıklarını da koyarsanız hı hı. sonuçta oradaki de problem damar hastalıklarından kaynaklanıyor. En önemli ölüm nedeni kalp damar hastalıkları. Kalp damarlarındaki veya tüm damar sistemindeki hastalıklardan, damar sertliğinden, aterosklerozdan bahsetmek hı hı. gerekiyor. Ee, bu hastalıkları üç şekilde gruplandırabiliriz. Bunlardan bir tanesi sonradan kazanılmış hastalıklar. Yani evet. damar sisteminin e, işte kolesterolden, tansiyondan, şeker hastalığından, sigaradan, Hı -hı. stresten daralmasına ve tıkanmasına, kireçlenmesine neden olan hastalıklar. Ee, bir diğeri doğuştan olan kalp hastalıkları. Yani evet. Ee, anne karnındayken kalp dokusunun, damar dokusunun farklılaşmasındaki yetersizliklerden oluşan kalp delikleri, kalp kapak hastalıkları geliyor. Bir diğeri ritim bozuklukları geliyor. Ee, ve bunların içinde de sonradan ülkemiz için sorun e, romatizmal kalp hastalıkları. Yani hı hı. özellikle sık e, bademcik iltihabı geçirmesine sekonder gelişen, e, kapak hastalıklarının bozulması romatizmal kalp hastalıkları geliyor. Kabaca bu şekilde gruplandırabiliriz. Evet. Hocam tabi şimdi e, hastalığa göre e, bunların tedavi yöntemleri de değişmektedir muhakkak. Evet. E, Cerrahi bu noktada nerede ve ne durumda onu da konuşalım isterseniz. E, ki, e, kardiyolojinin e, kalp açısından e, bir medikal ilaç tedavisini e, yaptıkları bir e, kısmı vardır. Evet. E, poliklinik bazında bunların birçoğunu hallederler. Tanı aşamasında işte anjiyo bahsedecektir, kasıktan yaptıkları anjiyo teknikleriyle bahsedilen hastalıklara tanı konur ve birçoğunu anjiyo yöntemiyle hallederler. Anjiyo ve ilaç tedavisiyle halledilemeyen kısmını da cerrahiye devrederler ve biz o noktada devreye gireriz ve beraberce bir ekip çalışması halinde de bunu tamamlamaya çalışırız. İsterseniz ben kalp modeli üzerinde anlatmaya çalışayım. Evet hocam çok çalışayım. seviniriz. Bu şekilde daha detaylı Kesinlikle. ve anlaşılır ee, olacaktır. Kalp kabaca buna benzer bir organ. Tabii büyüklük olarak bu kadar değil. Evet. Şenol Bey'in bahsettiği gibi yumruk büyüklüğünde olan bir organ ve özellikli bir organ. Diğer organlara nazaran ayrı bir özelliği var. Dinamik bir organ ve sürekli Hı -hı. çalışır, hareket halinde olan bir organ. Bu özelliğinden dolayı da kalbe ait hastalıkları önceden tanımak, önceden tanı koyup önlemini almak çok önemli. Evet. Çünkü bir anda bir sıkıntı yaşadığınızda kalbin durması, beklemesi, bekledikten sonra müdahale edelim gibi bir şansımız yok. Evet. O nedenle kalp dinamik bir organ ve bu dinamik o halini koruyacak şekilde önlemlerin yanında gereken müdahale hem kardiyoloji hem cerrahi, cerrahi anlamda yapılması gerekiyor buna benzeyen koni şeklinde bir organ. Evet. kastan ibaret bir organ. Hı. Hani kolumuzu, bacağımızı hareket ettiren kaslar gibi kalbi de çalıştıran özel bir kas. Dakikada yaklaşık bu 60 ila 100 atım yapan ve kanı yaklaşık 5 litre kanı dakikada vücuda çeviren bir organ. Oldukça kıymetli bizim için. E, kalbin bu işleri yapabilmesi için bir takım özellikleri var. Yani kan hmm. kanı pompalayan bir organ ama pompaladığı kanın da bir kısmının kendine dönmesi gerekiyor. Biz bu e, kendine döndüren, kendi üzerinde besleme yapan bu damarlara koroner damarlar diyoruz ki en sık uğraştığımız, hakikaten ölüme en sık neden olan hastalık grubu da burada başlıyor. Evet. Bu da model üzerinde kırmızı olarak işaretli olan şu, şu damarlar, damarlar, kalbi besleyen damarlar. Hmm. Aort dediğimiz kanın temiz kanın pompalandığı bu ana damardan çıkıp kalbin yüzeyine da, dağılan damarlar. Şenol'un bahsettiği gibi işte bu diyabet, şeker hastalığı, sigara, stres gibi faktörlerle bu damarlar tıkanmaya başlar Hı -hı. ve kalp krizi dediğimiz bir duruma neden olur. Ve bu beslediği alana göre de bunun klinik bulgusu değişir. Ya hakikaten çok büyük bir krizse ölümcül bile olabilir ya da o bölge devre dışı kalarak kalbin pompa fonksiyonu bozulmaya başlar. Kalp bir bütün bir bütün olarak kasılıp gevşer. Ve damarın beslediği o alan devre dışı kalırsa o bölge evet. görev yapamaz hale gelir ve bir takım bulgular ortaya çıkmaya başlar. Bir de kalbin iç yapısı var. Hani biz bu damarlara müdahale ediyoruz, evet. evet hani cerrahsine değineceğiz. İlaçla tedavisi olmadı, stentle tedavisi olmayınca da bypassla tedavisi yapmak gerekiyor. Bu modelde daha çok ona yönelik bir model. Burada damarlar eklenmiş. Bunu sonradan bahsedeceğim tekrar. Ve İçini kalbin de iç yapısı var. Evet. Kalp dediğim gibi dinamik bir organ ve bu işi yaparken de çalışırken de bir yandan da içindeki kan akışının tek yönlü olması gerekmekte. Tabii böyle açmıyoruz kalbi <laughs> normalde ama hani göstermek evet. maksatlı şöyle bir model oluşturulmuş ve içinde bir takım kapakçıklar var. Kalp evet. dört odacıklı bir organ ve kalbin sağ tarafı kirli kanın dolaştığı, temizlenmek için akciğere gönderilen tarafı. Hocam hafif böyle çevirebilir miyiz? Böyle mi evet. Sol tarafı da kalbin akciğerden gelmiş temiz kalın vücuda pompalandığı taraf. Hı -hı. Bunların ikisinin ayrı ayrı boşluklar halinde çalışması gerekiyor. Ve kanın tek yönlü akışını sağlayabilmek için içlerinde bir takım özel yapılar var. Biz, biz bunlara kalp kapakçıkları evet. diyoruz ve burada beyaz olarak gösterilmiş böyle lifli lifli te Hı -hı. tek yönlü akışı sağlayan organcıklar Hı -hı. ve bu dört tane kalbin e, dört tara iki tarafında bir sağ tarafında iki sol tarafında iki tane olmak üzere e, iki tane kapakçığımız var bunlar bazı durumlarda bunlar da hastalanabiliyor şöyle ki ya bu geri e, tek yönlü akışı sağlarken hmm. ileri akış gidiyor ama bir kısmı da geri kaçabiliyor. Hmm. Evet. Bu ayrı bir sıkıntı ve belli bir düzeye kadar ilaçla onun tedavisi mümkün ama kalbi etkilemeye başladığı zaman kişi nasıl hayatını sıkıntıya sokmaya başladığı zaman da cerrahi tedaviler evet. devreye giriyor. Ya da bu kapak kireçlenmeye başlayabilir ve daralır ve içinden geçişi zorlaştırabilir. Bu da ayrı bir hastalıktır ve gene o kapağın değişmesine kadar Komple durumu... kapak değişiyor değil mi Komple mi hocam? kapak değişiyor. Evet. Onunla ilgili de yeri geldiği zaman Örnekler göstermeye çalışacağım. Evet, kalbi de evet böyle detaylı bir şekilde evet. görmüş olduk. Tabi dediğiniz gibi bu kadar büyük değil, değil e, evet. ama ama çok e, nadiren bu kadar açısından... büyük olduğu da oluyor. Öyle mi? <gülüyor> evet <gülüyor> Evet. Şimdi tabi geleceğiz özellikle mesela kapakçıklarla ilgili az önce Hı -hı. Şenol Hocam'ın bahsettiği romatizman hastalık olarak gelişen değil mi hocam? Evet. Kapak hastalıkları. Hı -hı. Buna da geleceğiz ama öncesinde tabi sizin kardiyoloji bölümü olarak genelde tedavi noktasında daha çok kapalı ameliyatları gerçekleştirdiğiniz alan Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Daha açık ameliyatlarda yine genel Hı -hı. pardon kalp cerrahına başvuruyoruz. Bu noktada e, hocam aklımıza direkt e, stent tedavisi geliyor. E, tabii ki damar tıkanıklıklarında daha çok ve son zamanlarda duyduğumuz ve yayın öncesi de konuştuğumuz bilekten e, stent tedavisi artık Hı -hı. yaygınlaştı anladığım evet. kadarıyla. Şimdi, Şimdi e, kalp damar hastalıkları gerçekten bir numaralı ölüm nedeni kalbimizde bizim için çok önemli. E, günde yaklaşık 100 bin defa çalışıyor ve dakikada 5 litre kanı pompalıyor. Ve bu anne karnında başlayıp ölünceye kadar hiç durmadan çalışıyor. Hı hı. Ve e, çok hassas bir organ. E, motor olmazsa araba gitmez. Dolayısıyla kalp durursa hayatta duruyor. E, onun için onlara iyi bakmamız gerekiyor. E, damar hastalıklarında Uğur Bey biraz önce bahsetti. Üç şekilde karşımıza çıkıyor. Ya hasta yürürken sıkıntı şeklinde. Yani kalbin beslenemediği için vücuda yeterince kanı pompalayamıyor. Hı hı. ...göğüs ağrısı, göğüste sıkıntı, nefes darlığı şeklinde olabiliyor. Veya ani kalp durmaları ve kalp kriziyle hastayı kaybedebiliyoruz. Etrafınızda duyuyorsunuzdur. Evet. Hiçbir şey yoktu. Evet. Ee, birdenbire akşam ölmüş. Ee, yani ani kalp durmaları diyoruz biz bunlara. <laughs> Sadın det, ani ölüm diyoruz. Bu da e, kalp krizinin başka yöntemi. İkincisi de kalp krizi başlıyor ve hastanın şikayetleri başladıktan sonra sıkıntı oluyor... Ambulans çağrılıyor ve hastanın kalp krizi geçirildiği öğrenilip hastanelere sevk ediliyor. Orada hastanın kalp krizi geçirdiği veya kalp spazmı geçirdiği e, öngörülürse, hı hı. ön tanı konulursa hastaya koroner anjiyografi yapmak gerekiyor. Koroner anjiyografi gelişmiş bir kalp filmi olarak değerlendirmek lazım. Yani e, atar damar sisteminde herhangi bir yerden giriyorsunuz, e, kalbin damarlarını boya verip ...tıkanıklık var mı yok mu filmini çekiyoruz. Anjiyografinin halkın anlayacağı şekilde evet. anlatımı bu. E, bunda çeşitli yöntemler var. E, bir tanesi daha önce klasik e, yöntemle yapılan... ...kasıktan e, femoral Hı -hı. arter dediğimiz büyükçe bir arterdir. E, girilerek atar damara yapılıyordu. Son zamanlarda femoral arterden yani kasıktan yaptığımız anjiyolarda... ...kanamalar, morarmalar, e, damar dışına e, e, kan sızmaları... Ve damarın baloncuk yapmasını biz sık görür olduk. Ve e, birkaç hafta önce kongredeydim. Yurt dışında da bu tartışılıyor. E, bu kanamalardan dolayı insanlar rahatsız oldu. Ve Hı. E, hastalık yaratıyorsunuz. Yani bir hastalığı çözelim derken başka bir hastalığa neden oluyorsunuz. Dolayısıyla kol damarını kullanabilir miyiz anjiyografiyle diye e, düşünülerek kol damarlarından anjiyografi başlanıldı. Ve şu anda e, gelişmiş ülkelerde, dünyadaki gelişmiş ülkelerde bu oran e, %60-70'lere kadar çıktı. Yani %70 hastada koldan işlem yapılıyor. Bilekteki atar damar, radyal arter dediğimiz atar damardan girilerek e, balon, anjiyografi, stent işlemleri yapılıyor. Bu tabi hasta için konfor gerçekten e, hasta 2 saat sonra ayağa kalkabiliyor evet. anjiyografiden sonra. Diğerinde en az bir 6 saat istirahat etmesi gerekiyor. Tabi ikisinin de birbirine avantajı var, dezavantajı var. Bilek arteri, radyal arter küçük, çap olarak küçük olduğu için biraz büzüşmeye meyilli. O da hastaya ağrı sonrasında yapabiliyor. Ve onu e, deneyimli bir hekim ve ekip tarafından hastaya bilgilendirilerek deneyimli ellerde yapıldığı zaman konforlu bir tedavi yöntemi. Hocam normalde tabi e, bilekteki damarlar da ince olduğu için ince bir işlem diyebiliriz değil çok, mi? Çok çok nazik e, bir O işlem. açıdan belki evet e, sonraki konfor açısından daha tercih edilebilir. Kanama daha çok kolay durdurulabiliyor evet. bilekten. Çünkü yaklaşık 5 dakikada bastırdığınız zaman kanama duruyor. Çünkü kendisi zaten büzüşmeye evet. meyilli bir e, damar. E, o içine koyduğumuz kateteri, şiti çektiğimiz zaman da e, kendini büzerek Kanamayı durduruyor. Onun için hasta kolay ayağa kalkıyor ve daha rahat, konforlu oluyor. Evet. E, Tabi e, stent tedavisinin veya balonla e, bu anjiyografinin Hı -hı. dışında e, biz bir de bypass'a ihtiyaç duyuyoruz değil mi hocam? Bypass hangi durumlarda? Evet, e, şimdi biz Uğur Bey'le e, birlikte çalışıyoruz. E, kalp damar cerrahı ve kalp e, kardiyoloji uzmanı. Gerçekten bu iki, ekibin birlikteliği ve aralarındaki ilişkinin uyumu son derece önemli. Ee, kimi zaman bizim onlara çok ihtiyacımız oluyor, kimi zaman onların bize çok ihtiyacı oluyor. Bizim gözümüz, kulağımız oluyorlar, onların da biz eli ayağı oluyoruz. Yani e, or, kararlarımızın da büyük kısmı ortak veriliyor zaten. Hı hı. Biz konsey diyoruz. Ee, yurt dışında har team diyorlar, işte kalp timi, kalp takımı diyorlar e, bu birlikteliğe. Konsey kurularak mesela hasta anjiyografi yapıldığı damarlarında darlıklar var. Çeşitli yerlerinde darlıklar var. Biz e, ortada kaldığımız durumda ilaç tedavisi ise zaten kolay. E, hastaya diyoruz ki önemli bir şeyin yok. Al bu ilaçları kullan. Sonra da düzenli kontrole gelin. Ama e, stent takılması gerekiyorsa veya hastada bir cerrahi ameliyat, bypass ameliyatı planlanıyorsa işte Uğur Bey'i çağırıyoruz. Birlikte anjiyo filmini izliyoruz. Ve ortak bir karar oluşturup hastaya e, bu şekilde söylüyoruz. Eğer e, tedavi yöntemi stent yönünde ağırlıklıysa hı hı. biz girdiğimiz yerden işte koldan olur, kasıktan olur. E, oradan hastanın da onayını alarak e, işlemini yapıyoruz. Stent dediğimiz kalem yayına benzer metal e, evet. bir aparat. Hı hı. Yani küçük yaklaşık 2-3 milim çapında, 4 milim çapında ve uzunlukları da o darlıkların... E, boyutuna göre değişen bir e, yapı. O bir balonun üzerine Hı -hı. E, yüklenmiş o darlık bölgesine götürüp orada balonu şişirdiğiniz zaman e, damar açılıyor ve o stent orada kalıyor. Evet. E, eğer stentle çözülemeyecekse, hastalık çok yaygınsa veya çoğu damarında %100 Hı -hı. darlıklar varsa e, o zaman diyoruz ki sizin ameliyat olmanız daha uygun ve o zaman cerrahi ekibe hastayı devrediyoruz. Evet hocam. bu noktada eee sözü yine size bırakalım. Tamam. Ne gibi yöntemler yapıyoruz? Aslında Şenol Bey ile yapmaya çalıştığımız kalp üzerindeki işlem aynı işlem. Hı hı. Yani oradaki şu az önce gösterdiğim damarlar damarlardaki kan akışı azalmış ya da durmuş kan akışının devamını sağlamak. Bu ilaçla mümkünse evet. ya da stentle mümkünse ya da o stentle mümkün olmadığı durumlarda iş ameliyata kalır. ve Ameliyatta da yaptığımız e, halk arasında damar değişme olarak bilinen bypass ameliyattadır. Aslında değiştiğimiz bir şey yoktur. Göğüsten, koldan Hı -hı. ya da bacaktan aldığımız damarları kalp üzerindeki o tıkalı yerin hemen sonrasına bypass ederek tekrardan orada bir kanal oluşturarak kan akışının devamını sağlamak. Amacımız bu evet. ve kalbin o çalışma gücünün korunmasını sağlamak. Tabii e, kardiyolojinin yaptığı işlemlerin dışında ameliyat insanların gözünü çok korkutan bir durum Kesinlikle. Ee, tam onu söyleyecektim bypass deyince hocam bir evet e, korku yani bir çekince başlıyor, başlıyor. Evet. ama buradaki e, tartmamız konuşmamız gereken durum kalbin sağlığı kalp sağlığı yerinde olmadığı sürece kişinin isterse vücudunun her tarafı e, sapa sağlam olsun e, o insan artık sıkıntı çekmeye ve yaşamını tehdit eden o durumla mücadele etmek durumunda kalıyor ama bypassla evet yaralarında e, vücuduna bir takım kesikler hmm. oluyor ama bunu atlatması eskiye nazaran daha da iyi durumda, daha da hızlı bir şekilde iyileşmekte hastalarımız. Çünkü cerrahi yöntemlerimiz çok ilerledi ve ameliyat süreleri 5-6 saatten 1,5-2 saatlere kadar evet. geriledi. Evet hastalarda bir takım ağrılar, sıkıntılar yaşıyorlar ama uzun vadede daha sağlıklı oluyorlar. Hı -hı. Halk arasında bir de yarım adam oldum, ameliyat oldum, bir daha da eski işime dönemeyeceğim algısı vardır. Ama bu da oldukça yanlış bir algı. Dediğim gibi kalp sağlığını korumak adına yapılan bir e, işlem bu. Evet, ameliyattan sonra 1,5-2 aylık bir e, kemik iyileşmesinin ardından kişi eskiden her ne işi yapıyorsa ona geri dönebilecek e, Hı -hı. ve eski konforunu sağlayacak e, ve yaşama kaldığı yerden devam edecek. Tabi cerrahi yöntemlerden de azıcık bahsetmek Tabii gerekiyor. Hocam, Normalde klasik uygulanan yöntem göğüs ön atma açılır, göğsün iç tarafındaki meme atar damarı özel bir yöntemle hazırlanır. Ve eş zamanlı olarak da bacaktan koldan damarlar hazırlanarak bir hazırlık aşaması yapılır. Genellikle uygulanan yöntem kalp akciğer makinesi dediğimiz bir makine vardır. Kalp çünkü tam ortada duran bir organ. Hem ön yüzünde hem sağ hem arka. Bütün yüzeyinde hastalıklar olduğu düşünülürse sürekli sağa sola yatırarak pozisyon vermemiz gerekiyor ve bunu da başarabilmemiz için kalp akciğer makinesine bağlayarak kalbi durdurmamız gerekirdi çok hmm. önceden. Hmm. Şu anda da %90 merkez bunu bu şekilde yapmakta. Cerrahi yöntemle ilgili bir olumsuzluk yok ama biz hastanemizde kalbi hiç durdurmadan, kalp akciğer makinesini hiç bağlamadan özel cihazlar kullanarak kalbin çalışması devam ederken bu işlemleri yapabiliyoruz. Bunun avantajı nedir? Hasta açısından bir kere ameliyat biraz daha kısa sürüyor. Ameliyat masasında geçirdiği süre aldığı narko süresi çok daha kısa. Ve erken dönem solunum cihazından ayrılabiliyor. Hı -hı. Ve hemen ameliyattan sonraki 18. 24. saatlerde ayaklanacak kadar bir hızlı iyileşme dönemine giriyor. Ve yaklaşık 1-2 günlükte servis takibinden sonra evine taburcu olabilecek kadar da hızlı bir sürece girmiş oluyor. Bu oldukça önemli bir avantajı ve çok daha hızlı toparlıyorlar. Hasta zihnen kalbin durmadığı için yaşamın devam ettiğini düşünerek daha moralli oluyor ve çok daha da hızlı toparlıyor. O nedenle biz çoğunlukla kalbi durdurmadan yapmayı tercih ediyoruz. Bunun için özel cihazlarımız var ve o cihazları kullanarak bunu başarmak mümkün. Evet hocam dediğiniz gibi eskiden çok uzun süren ameliyatlar vardı. Şimdi tıbbın gelişmesiyle her şey bir çözüm, çare üretilmiş. Evet, bazen Uğur Bey ile hastanede karşılaşıyoruz. ne yapıyorsun? Ameliyata giriyorum. bir saat sonra tekrar karşılaşıyoruz. biraz önce ameliyata girdim. Şimdi çıktım. <laughs> yani gerçekten süreler çok kısaldı. ve Uğur Bey'in söylediği gibi pompaya girmeden yani kalp akciğer pompasına girmeden teknik olarak ee, i̇yi iyi cerrahlarda, iyi ekiple ameliyat yapıldığı zaman hasta açısından çok daha konforlu. Ee, en basiti ben kendi hastalarımda görüyorum. Kişilik değişiklikleri pompaya girmediği zaman daha az görülüyor. Evet, çok daha yani hep etrafınızdan duymuşsunuzdur. Adam ameliyat oldu, bypass oldu, kişiliği değişti. Yani mülayim bir adamdı, çok sinirli oldu, çok sinirliydi, mülayim bir adam oldu gibi. Bu tür kişilik değişiklikleri, beyin hasarları daha az e, görülüyor sanırım ve sonrasındaki enfeksiyonlar daha az görülüyor ve e, daha çabuk toparlanıyor. Evet. E, şeye göre. Tabii Uğur Beylerin yaptığı başka e, güzel uygulamalar da var. Mini evet. kesilerle e, çok bunu kapak ameliyatlarında daha çok uyguluyoruz. Hı -hı, evet. Hani Hı -hı. kalbin içinde bahsettiğimiz o, evet. o yapılar vardı. O yapılar artık fonksiyon görmez olduğu zaman daraldığı ya da dokular çok gevşek olup kanı tutmaz hale geldiği zaman insan yapımı bir takım yapılarla onu değiştiriyoruz. Yani protez kapaklarla. Onun da bir örneği var. O da şöyle bir kapak. Tabii onu da gösterelim. Evet. Ama kalbin içine özel bir şekilde. Az önce gördüğümüz evet, iç isterseniz kısımlarda onu açalım. kapakçıkların. Evet. Ee, yine kameraya doğru gösterelim hocam. Tamam. Bunların ee, şu beyaz gördüğümüz olması gereken doğal kapaklar ama onlar fonksiyon görmez olduğu zaman cerrahi olarak oraya ulaşıp kalbi durdurmamız gerekiyor. Burada kalbi durdurmadan işlem yapmamız pek mümkün olmuyor. Evet. Pek değil, hiç mümkün olmuyor. Çünkü kan, kanın dolaştığı ve basınç oluşan yer sadece burası. Yani damarlar kalbin yüzeyinde olduğu için durdurmadan yapmamız mümkün ama kapak ameliyatlarında bu mümkün değil. Evet. Kapakçı da görelim. Kapakçık şurada. O çıkartıp yerine böyle bir kapak yerleştiriliyor. Ve bu da tek yönlü akışı sağlayan, Hı -hı. kanın geçişine izin veren bir protez kapak. Hı -hı. E, rutinde de uyguladığımız kapak şekilleri de bunlar. Birkaç farklı şekli daha var. Ama onları getirmek mümkün değil. Çünkü hayvan dokularından ve özel solüsyonlarda saklandığı evet. için buraya getirmemiz pek evet, evet, mümkün olmadı. Hayal ettiğim gibi bir e, kapak, kapak değil. değil, değil. Hocam. <laughs> Onu itiraf Yakından da bakabilirsiniz. Değişik. <laughs> Evet, tabii bir de dediğiniz gibi farklı çeşitleri de var. Onlardan da bahsedebiliriz. Ama şunu sormak istiyorum: Bu kapakçıklar neye bağlı olarak bozulur hocam? Şimdi bu kapakçıklar neye bağlı olarak değişiyor, bozuluyor. En önemlisi romatizmal kapak hastalıkları. Hı -hı. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde romatizmal kapak hastalıkları, yani çocukluk yaşta 5-15 yaş arası geçirdiğimiz bademcik iltihaplarıyla kapakçıkların dokuları çok benziyor. Dolayısıyla vücut reaksiyon gösterirken bademciği tedavi edeyim derken kalp kapakçığını bozuyor. Hmm. Ve orada bir hasar oluşmaya başlıyor. Yaş ilerledikçe de kalp kapakçıkları kireçleniyor. Normalde çek valve sistemidir. Açılır, kapanır. Evet. Ee, bu kireçlendiği zaman açılıp kapanmayı yapamıyor. Hmm. Ya açılmasında problem oluyor ya kapanmasında problem oluyor. Açılmasında problem olduğu zaman Kapak darlıklarından bahsediyoruz. Yani nefes darlığı, bayılmalara neden Hı -hı. olan. Çünkü geçen kan yeterli geçemiyor. Dar Hı -hı. bir yerden geçtiği için. Veya açılmasında problem olduğu zaman, şey, kapanmasında problem olduğu zaman da yetersizlikten, kapakçık yetersizliğinden bahsediyoruz. O zaman da kalbin boşlukları içinde bir boşluktan diğerine olmaması gereken kan akımı oluyor. Evet. O da kalbin işini arttırarak hmm. kalp yetmezliğine neden oluyor. Doğru. Dolayısıyla e, romatizmal kapak hastalıkları önemli. Bizim ülkemiz gibi e, ülkelerde, Avrupa gibi, Amerika gibi gelişmiş ülkelerde de yaşa bağlı kalsifikasyon, hmm. yaşa bağlı kireçlenmeler, dejeneratif kapak hastalıkları dediğimiz e, hastalıkları daha sık görüyoruz. Çünkü insanlar orada 80-90-100 yaşına kadar yaşıyorlar. Evet. Nasıl eklemlerimiz kireçleniyorsa Kalbin kapakları da sürekli hareket halinde olduğu için kireçleniyor, kireçleniyor ve bilmiyor. fonksiyonunu kaybediyorlar. Evet. Bir ara verelim hocam. Siz de dinlendirelim ardından devam edelim. Reklamların ardından yeniden buradayız değerli izleyenler. Olay sağlık devam ediyor değerli izleyenler. Stüdyomuzda iki hekimimizle birlikte biz kalp damar hastalıklarından bahsediyoruz ve cerrahi uygulamalardan. Yine operatör doktor Uğur Kaya ve kardiyoloji uzmanı doktor Şenol Coşkun'la birlikte konuşmaya devam edeceğiz. En son kalp kapak hastalıklarından bahsediyorduk hocam. Bize açıkladınız bunun sebeplerini ama hemen kısaca şuna da değinelim. Bu genelde nasıl belirti veriyor Kapak hastalıkları. Kalp kapak hastalıkları hangi kapağın etkilendiğine bağlı olarak değişmekle birlikte genellikle nefes darlığı, özellikle egzersizle yani yorulmayla nefes nefese kalma hali veya çarpıntıyla veya ani bayılmalar bilinç kaybıyla karşımıza çıkıyor. Evet. Bu hastalar polikliniğe gelip kalp EKG'si elektrokardiyografisi çekildikten sonra... Biz e, ekokardiyografi dediğimiz kalbin ultrasonuyla bakıyoruz ve e, şu andaki teknolojideki cihazlarla çok iyi görüyoruz gerçekten yani e, çok kısa e, sürede e, detaylı bir hastalığın e, kapsamlı olarak değerlendirebiliyoruz yani aslında e, tanı kısmı e, bir kardiyolog tarafından ekokardiyografi ve muayene yapıldığı zaman kolaylıkla kapak hastalığı var mı yok mu onun tanısı konuluyor. Evet, şimdi e, tedavi yöntemine de değinelim. E, bu kalp kapağı hastalıklarında az önce e, Uğur Hocam'ın da gösterdiği kapağı hı hı. E, gördük. Tabii bunun çeşitleri de var e, sanıyorum ki. E, hangi durumlarda hangi kapakları biz tercih edebiliyoruz? Onları da konuşalım. Şimdi e, kalp kapaklarındaki tedaviler öncelikle bir ilaç tedavisi veya klinik izlem kısmı var. Belirli bir aşamaya gelinceye kadar biz müdahaleyi düşünmüyoruz. Evet. Yani o kalbi büyütmeye başladığı zaman kalbin rezervini tüketmeye başladığı zaman kalp yetmezliği gelişmeye başladığı zaman müdahale etmek gerekiyor. Bu müdahale e, dediğimiz zaman ya o kapağı değiştireceksiniz yeni kapak takacaksınız ya da tamir edeceksiniz. Bunun iki türlü tedavisi vardı. E, bir tanesi açık cerrahiyle yapılan tedaviler. Hı hı. İsterseniz Uğur Bey hmm. o Tabii. açık cerrahi kısmından bahsetsin. Daha sonra ben de kardiyolojinin tarafından nasıl tedavi ediliyor ondan bahsedeyim. İki türlü kapak var. Bozulmuş o kapağı orada e, semptomları artırıp hastanın e, yaşam kalitesini bozmaya başladığı zaman, ilaçlar yeterli olmadığı zaman ve kardiyoloji e, artık ameliyat e, dediği zaman e, o kapakları değiştirmek gerekiyor. Az önce gösterdiğimiz o e, mekanik kapak sıkıştırılmış karbondan yapılmış. Özel bir kapak ve bunun bir avantajı var. Avantajı belli bir kullanım ömrü yok. Hastanın üzerine kaldığı sürece işlev gören, fonksiyon gören bir yapıya sahip. Ama önemli bir dezavantajı var. Bu kapak vücutta varsa, kalbe takıldıysa kumadin dediğimiz, varfarin dediğimiz kan sulandırıcı ilaçları ömür boyu kullanması evet. ve hastane ile sık sık giderek bunun dozlarının ayarlanması gerekiyor. Özellikle yaşlılarda bu varfarin türü dediğimiz kan sulandırıcılar oldukça sık beyin kanaması gibi hayatı tehdit eden kanamalara neden olduğu için bu kan sulandırıcından bağımsız birtakım ayrı kapaklar var. Hayvan dokularından ya da insan dokularından elde edilmiş özel kapaklar mevcut. Onlar kalbe takıldığı zaman kumadin kullanma zorunluluğu uzun vadede gerekmiyor ve uzun vadede de kanama gibi sıkıntılara neden olmuyor. Yalnız onun da ayrı bir dezavantajı var. Yaklaşık 10-12 yıl gibi bir süre içerisinde doku kapakları olduğu için onlar da kireçlenip bozulmaya başlayabilir ve tekrardan ikinci ameliyat gündeme gelebilir. Hastanın yaşına göre bunu karar veririz. Yaşam beklentisi eğer 10 yılın üzerindeyse bir hastanın mekanik kapak tercih edilmeli. Ya da hasta çok gençtir, çocuk beklentisi vardır, hamile kalacaktır o zaman da Warfarin dediğimiz kan sulandırıcılar hem anneye hem bebeğe zarar vereceğini düşünerek onlarda da biyolojik kapak takmayı tercih ederiz ama 10 yıl sonra 12 yıl sonra onu değiştirme bilgisini verdikten sonra. Evet. Ee, yani hocam duruma göre ee, kapak seçimini yapıyoruz. Değişiyor evet. evet. E, Cerrahi olarak klasik uygulanan, rutinde uygulanan yöntem evet. göz ön hattan yapılan e, iman tahtası dediğimiz e, kemik orta hattan kesilerek yapılır ve kalp kalp akciğer makinesine bağlanarak durdurulur ve o kapaklar özel yöntemlerle değiştirilir ve ameliyat sonlandırılır. Uzun vadeki takiplerini gene kardiyolog arkadaşlar yakından takip ederek sonuçta ameliyat oldu, iş bitti anlamında bir beklentimiz yok ve uzun vadede bu kapakları da insan kalbine taşıyor ise eğer o da ayrı bir hastalık sayılıp kardiyolojiye yakın takibe gitmesi gerekiyor. Hı hı. E, cerrahi dışında farklı yaklaşımlarda gündeme geldi ama isterseniz öncesinde Şenol Bey bu kapakların bir kısmına e, ameliyat sınırına ulaşsa bile e, onların uyguladığı bazı yöntemler var isterseniz onlardan evet hocam, bahsetsin kapalı olarak nasıl yöntemler uygulanıyor Şimdi, merak ediyorum bu kalp kapakçıklarının bozulması nedeniyle değiştirmek veya tamir kısmında e, bir yaklaşık 7-8 yıl Önce bir Fransız krebri diye bir meşhur doktor var. Özellikle ciddi aort darlığı olan hastalarda ameliyat için riskli 90 yaşı, 80 yaşının üstünde ama hastalık da var. Cerrahlar da riskinden dolayı ameliyatın riskinden dolayı yapmak istemiyorlar masada kalır diye. Farklı bir yöntem nasıl bir şey geliştirilebilir diye araştırılırken bu kapakların e, kasıktan e, anjiyo gibi e, hmm. kalbin içine girerek değiştirilmesi gündeme geldi. Özellikle aort kapakları için e, ve yeni nesil kapaklar geliştirildi. Bunlar baştan çok yüksek riskli yani ameliyat ettirdiğiniz zaman masada kalma ihtimali çok yüksek hmm. olan riskli evet. grup, yaşlı grup ...veya böbrek yetmezliği olan, ileri akciğer hastalığı olan ameliyat olamayacak hastalarda Tabii. uygulanmaya başlandı. Ve güzel sonuçlar gelmeye başlayınca... E, ...şimdi daha orta riskli hastalara da dünyada yapalım görüşü hakim olmaya başladı. Ve e, onlardan da güzel sonuçlar var. Şu anda bir 6-7 yıllık sonuçlarımız elimizde. E, Tabii ameliyata göre riski daha e, az. az. E, göğüs kafesi açılmıyor. Evet. E, ayrıca e, sonrasındaki ayaklanma süreci bir gün iki gün sonra hasta ayağa kalkıp eskisinden daha sağlıklı bir şekilde hayata dönebiliyor. Tabii buna da yine birlikte karar veriyoruz. Yani cerrahlarla eğer e, bunun uygulanması gerekir kararı verilince o şekilde uyguluyoruz. Yoksa her önümüze gelene yapalım diye bir şey yok. Tabii. Bir diğer tedavi yöntemi özellikle mitral kapağın yani sol karıncıkla sol kulakçığın arasında biraz önce Uğur Bey'in gösterdiği kapağın romatizmal kalp kapak hastalıklarına bağlı daralması nedeniyle balon tedavisi yapabiliyoruz. Mesela yine de ona kasıktan girerek o kapağın içine daralmış kapağın içine balon özel bir balonla şişirip genişletiyoruz ve sorunu geçici bir süre geçici bir süre çözüyoruz. Yani ortalama 10 yıl gibi bir süre eee kısmi bir tedaviyle hastalar fayda görüyor. Yani bu perkütan tedavi yöntemleri dediğimiz kapalı yöntemle anjiyografi laboratuvarında yapılan yöntemlerde son zamanlarda eee gelişme yönünde yani hocam, hızla ilerliyor. Günümüzde de e, şu an uygulanabilir. Evet evet uygulanabiliyor, mümkün, şu anda uygulanabiliyor. uygulanıyor. Uygulanıyor. E, bu peki hastanın tercihine bırakılan bir şey midir yoksa hasta e, profiline alakalı? Hastanın hastalıklarının özelliğine göre, göre. Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi birlikte Te, hastaya evet. da anlatarak her hastaya her tedavi uygun değil. E, tıpta bir e, laf vardır hastalık yoktur hasta vardır. Evet. Herkes kendi Doğru. Özelinde farklı hastalıklar ve özellikler taşıyor. Dolayısıyla herkese göre, her hastaya göre ayrı özellikli karar vermek Hı -hı. gerekiyor. Şimdi hocam bu e, ameliyat sonrası tabii akıllarda şu soru da olabilir. E, evet e, kalp kapağım değişti. E, yeniden aynı sorunla karşılaşır mıyız? E, evet. E, zaten biraz önce Uğur Bey onu bahsetti. Evet. E, hastalıklı bir kapağı. ...daha az hastalıklı bir kapakla değiştiriyoruz. Sonuçta evet. vücudun kendi orijinal bir kapağı değil. Yani o problemliydi, söktük. Özellikle mekanik kapaklarda e, tam eski açıklığı yok. Mesela mitral kapağın e, kapak alanı 4-6 santimetre karedir açıldığı zaman Hı -hı. genişliği. Ama e, bunların mekanik kapaklarda ortalama 3-3,5-4 santimdir 3, 3, 3, 3, normalden daha dar mesela ve mekanik bir e, protez koyuyorsunuz. Dolayısıyla Doğru. en büyük handikap bunlarda e, pıhtı. Yani o kapağın pıhtılaşma yapması evet. felaket gerçekten. O Hı -hı. E, hiç kimsenin istemeyeceği bir tablo karşılaştığımız zaman üzülüyoruz. O açıdan da kumadin dedikleri varfarin dedikleri e, özellikle ilaçlar ve o ilaçlar da herkeste dozu farklı. Yani her hastada e, kiminde çeyrek tablet yetiyor, kiminde bir Hı -hı. tablet, kiminde iki tablet. Bunu nasıl ayarlıyoruz? Ayda bir kan tahlili yaparak veya daha sık aralıklarla ömür boyu yapmamız gerekiyor. <laughs> Bunu evet. yapmazsak e, her an bozulabiliyor o kapakta. Yani hocam evet e, kapak değişti. E, bütün her şey bitti değil. Biz bununla yine e, yaşamayı öğreniyoruz. Yani kronik bir rahatsızlık gibi demeyelim de en azından tedavi süreci e, devam anlamında ediyor. devam ediyor ömür boyu. Tabii buna da dikkat etmek gerekiyor. E, hocam e, cerrahi kısmında da tabii yeniliklerden sürekli bahsediyoruz ara ara ama sizin ekleyeceğiniz bir şey var mıydı? Tabii ki. E, Şenol Bey'in bahsettiği o kasıktan kapak takılma işlemleri olsun, işte balonla genişletme işlemleri olsun. Her biri cerrahisine ulaşmış hasta grubunda yapılıyor. Hakikaten de beraber değerlendiriyoruz. Çünkü ameliyat yapmaya çekindiğimiz bir hasta grubu var. Yaşının çok ileri olması, 80-90 yaşında olan düşkün hastalar var. Anestezi aldığında uyanmasından endişe ettiğimiz hasta grupları var. ileri böbrek yetmezliği olabilir, diyaliz bağımlısı hastalar olabilir. İleri derecede Koah dediğimiz nefes zorluğu çeken evet. hastalar olabilir. bunu hakikaten cerrahi için çok yüksek risk oluşturuyor. O grupları kardiyologlar bu şekilde cerrahi yöntemlerle tedavi ediyorlar. Ama bunun dışındaki hastalar cerrahi yapılacaksa bahsettiğimiz o klasik cerrahinin dışında çünkü bu klasik cerrahide orta at kesisi sternum dediğimiz iman tahtasının hı hı. kesilmesi ve buranın enfeksiyonları hakikaten bizi korkutan sıkıntılar. Çünkü bu enfekte olduğu zaman ameliyattaki süreçten çok daha uzun süren bir tedavi sürecine girer hasta ve hayatı hı hı. daha çok tehlikeye girer. Biz bundan çekindiğimiz grupta daha farklı cerrahi yöntemlerimiz var. Bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte e, meme altından, koltuk Hı -hı. altından çok küçük kesiler yapılarak 3-4 cm'lik kesiler yapılarak bu kapakların değişmesi mümkün. Tabii Hı -hı. orada kalp akciğer makinesine bağlama şeklimiz biraz farklı. Kasıktan e, ya da özel e, boyundan e, dama e, kateterlerle kalp akciğer makinesine bağlı kalbi öyle durdurup e, kamera yardımıyla e, kalp dokusuna bakılarak özel e, cerrahi aletlerle ee, bu kapak değiştirilebiliyor. Ya da daha da e, yapılabiliyorsa bu kapağı değiştirmeden önce muhakkak bir tamir edebilir miyiz kısmında hmm. bir düşünüyoruz. Eğer hastanın kendi orijinal kapağını eğer biz koruyabiliyor isek ...fonksiyon girebilir, hale getirebiliyoruz isek o zaman ilk tercihimiz her zaman o kapağı tamir etmek olur. Yani öyle bir imkan da var. Her Kapağ zaman çıkarır, var. İlk açtığımızda genellikle ona karar veririz. Ya da e, eko görüntülerinden çok eminsek öncesinde de bunu planlayabiliriz. Ama öncelikle e, cerrahi olarak o kapağa ulaştığımız Hı -hı. zaman ister açık olsun ister e, minimal invaziv dediğimiz küçük kesiden olsun... Önce bir kapağı değerlendiririz. Çok kireçli değilse, tamir ettiğimizde bir iki yıl içerisinde bozulacağını öngörmüyor isek o zaman o kapağı tamir etmeyi düşünebiliriz. Hı hı. Baktık böyle bir beklentimiz yok. O zaman değiştirmek dışında çaremiz yoksa da değiştiririz. Hı hı. Son zamanlarda minimal invazivde daha da rahat hale getiren robotik cerrahi teknikler de var. Hı hı. Bu NASA'nın icat ettiği bir robot teknolojisi var. Uzaktan cihazları kontrol ederek uzaya çıkmış astronotları tedavi etmek maksadıyla geliştirdikleri bir cihaz bu. Ama günümüzde kalp cerrahisi de dahil olmak üzere birçok cerrahi branşta aktif bir şekilde kullanılmakta. Özel bir robot sistemidir bu. 3-4 tane 8 milimetrelik kolları vardır. Ve çeşitli yerlerden açılan 3-4 tane 8 milimetrelik bir delikten port deriz, onların her birini bir boru kalınlığında 8 milimetrelik, içeri gönderilerek kamera eşliğinde dışarıdan bir konsolla gene bir cerrah yardımıyla ameliyatlar gerçekleştirilebilir. Hı hı. E, minimal invaziv ve robotik cerrahinin çok avantajı var. E, nedir bunlar? Bir kere kanama ihtimali çok çok az. He. Hastaya kullandığımız ameliyat sonrası kan ve kar, kan, kan ürünleri e, sayı olarak miktar olarak çok azalıyor, anlamlı ölçüde azalıyor ve hastalar Göğsü ön hattı kesileri olmadığı için kesiler çok küçük olduğu için ağrıları çok minimal oluyor ve daha tolere edilebilir oluyor ve daha hızlı ayaklanıyorlar. Ve estetik anlamda da ciddi avantaj sağlanmış oluyor. Özellikle genç bayan ve genç insanların göğsünde kesi olmaması onlar için bazen çok önemli olabiliyor. O zaman bu cerrahi yöntemleri tercih etmek gerekebiliyor. Tabii ki dezavantajları var. Açık cerrahiye göre süreler birazcık daha uzun. Evet. Çünkü hazırlık aşaması diğer açık cerrahi kadar değil. En az bir ameliyat süresi kadar da bir hazırlık aşaması var. Ciddi bir ekip işi hem masada bir cerrah olması gerekiyor hem de konsolun başında cerrahi robotu kontrol eden cerrahın olması ve yan tekniker grubunda çok yetişmiş olması gerekiyor. Ama bu da e, geleceğin e, parlak cerrahi yöntemlerinden biri ve hızla da gelişmekte. Tabii ki kullanım alanları biraz kısıtlı. Her hastaya bunu uygulayamıyoruz. Hı -hı, evet. O yüzden hani izleyen e, seyircilerimiz kapak hastası olan ya da başka e, kalbe ait sıkıntısı olan kişilerin e, bu konuda e, bizlerden ya da bu işi uğraşanlardan bilgi alması gerekmekte. Uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmekte. Evet. Süremizin sonuna geldik. çok teşekkür ederiz hocam. Çok keyifli sohbet gerçekleştirdik hep birlikte. Ee, katılımınız ve değerli bilgileriniz için çok teşekkürler. Biz der. teşekkür, Biz teşekkür ederiz. Olay sağlıktan bugünlük bu kadar değerli izleyenler. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle sağlıklı günler dileriz.